Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be? Allah'a şükür iyiyiz biz. Are you listening? iPhone XR var menüde. Kırık bir iPhone XR. Arka kapağı güzel gibi görünüyor fakat önde ekran kırık ve görüntüde bir problem var. Görüntü arka gelmiyor. Kamera camı da kırık. Şimdi fark evet, ettim. Ben o, daha yeni görüyorum o telefonu. Da kırık. Bir takipçimizin cihazı. Bu XR'ımız da şu şekilde. Şarja bir takalım. Ekran kırıklığını size göstermek istiyorum. Bakın. 5.2 çekiyor. Bak 0.4. Elma geliyor. Bakın gördünüz mü şurada? Gitti. Gider çünkü farklı bir durum var. Elma geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. O zaman bataryada da mı problem büyük var bu ihtimal cihazı? Bak. Ekran kırıklığı da şuradan belli oluyor. Bakın şurada bir sıkıntı var. O zaman var. Hat-trick yapacağız. Hem batarya hem kamera camı hem ekran değişecek. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kamera problemi var mı? Kamera problemi olmadığını söyledi. Onu bakacağız şimdi. Böyle bir tablamız var. Bu tabla separatör mantığıyla çalışıyor ama biraz daha elastik. Ürün tanıtımı gibi olmasın. Yaparken anlatacağım size. Burada bakın dereceyi arttırıyorum. Şu an 35 derecede. Biraz arttırayım dereceyi. 40 derece. Ve çok çabuk ısınıyor. Şu an ısındı bile arkadaşlar. Şu an sıcak. Buradaki amacımız şu. Oğlum sen 40 derece, orada 36 derece. Tamam, 40, hayır 40'a kadar çıkartırım. 120'ye de çıkıyor istersen. 36'ya düştü yine. Tamam, o çıkacak şimdi 40. He tamam. Bu aynı zamanda 120 dereceye kadar çıkabiliyor. Şu an 40, 39, 40 derece oldu. Buradaki amacımız şu. Separatörle burayı biraz yumuşatıyoruz ya ısıtıp. Şimdi arkadaşlar siz separatörü kamera karşısında göremiyordunuz. Hantal oraya. Ağır bir şey. Evet. Ağır olmayan da var fakat ağır olmayan da vakumlama özelliği yok. Vakumlama nerede lazım? Camla ekranı ayırırken ya da farklı işlerde kaymasın diye. Bu hem bir tamir matı hem de kaydırmaz bir separatör. Kaymıyor bakın. Ve 120 dereceye kadar ısınabiliyor. Isınma özelliğini kullanmanız zamanında tamir matı olarak kullanıyorsunuz. Burada tonev değerleri, mutlatıcı hikayeleri var. Evet. Şimdi tamirimize başlayalım. Kullanmamı istediğim bir tonev daha var mı? Xiaomi Mi Jam kullansak. Mi Jam'ı. He. Bunu kullanmayayım mı? Tamam onu kullan. Boşver. Xiaomi kullanıyoruz yine ama manuel. Hemen vidalarımızı sökelim. iPhone'larda biliyorsunuz ben alt ses olarak devam edeyim. Klasik altta iki vida vardır arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için bunu anlatıyorum. Kanalımızda devamlı Kanalımızı sürekli takip eden arkadaşlarımız iPhone içinden geçecek derecede iPhone bilgisine sahip artık zaten. Ama yeni bir sürü arkadaşımız katıldı aramıza. Bu arada hoş geldiniz. Şimdi ben biraz ısıttım. Bunun yumuşamasına yeterli. Zarar vermeden sökelim. iPhone'larda çift taraflı içinde böyle ne denir ona? Sıvı koruma bandı var. O yüzden ısıtarak açmanızı öneririz. Özellikle ekranın içi sağlamsa. Ekranları bunların biliyorsunuz para ediyor. Kırık değilse sadece cam kırıksa ya da cam değiştirebiliyorsunuz. Bu doğrusu. Daha önceden açılmış sanırım. Evet daha önceden tadilat görmüş. Evet. Bataryası da koruma bandı bunda. Yok bunda. Koruma bandı yok. İlk önce bataryayı güçten de kessek olur ama ben şurayı bir sökeyim. Bak batarya güvenlik bandı koymuşlar. Bir özel servise gitmiş öncesinde. Bu tamir matı hem ısınan aleti şöyle de sevdim ben. Şu göz yerleri de güzel. Bataryamızı da güzel. Ya şöyle bir separatör ihtiyacın varsa bir de tamir matına ihtiyacın varsa ikisini bir arada bununla halledebiliyorsun. Evet. Ve taşınabilir hafif. Diğer separatörler gibi çok ağır. Ve tehlikeli değil. Mantıklı. Bataryayı da güçten kestim. Batarya zaten bu batarya değişmiş. Hatta kasa değişmiş. Nereden anladım? Hemen size de göstermek istiyorum. Batarya sökülüp takılmış. Bakın şuradaki bakın. Bir orada marka yazıyor. Gördünüz mü? Neymiş? Aynen. Sandil. Kasa da mı değişmiş? Sandil E yazıyor. Bunun kasası değişmiş. Bak A artı A kalite kasa diyor. Evet. Şu tuşta da bir problem var. Bakın basmıyor. Tuşun vidası yok çünkü. Şimdi onu aslında şöyle yapalım. Daha önce bayağı bir pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler buna gelmiş demek. Tabii bu düşmüş falan bir şeyler yaşanmış. Şuradan hemen benim vidalarımdan. Ben sevmem böyle şeyleri. Bir daha unuturum. Hemen şuraya bir vida takalım. Eksik vidayı da tamamladık arkadaşlar hemen. Kasayı açmışken. Semi orayı gördü hemen müdahale etti. Fark etmez. Bizim için her cihaz değerli çünkü bu takipçimizin cihazı olduğu için bizim için daha da değerli. O yüzden daha fazla kendi cihazımızdan bakın. Özel gösteriyor. Özen ne lan? Konuşamıyorum oğlum. Özen gösteriyoruz. Tamam gayet tamam. Oldu. Özellik mi gösteriyoruz? Şimdi şöyle yapalım. Şurayı hemen sökelim. Face ID'yi ayırmak istiyorum yerinden. Çünkü bunda çalışmaya devam edeceğimiz için Face ID'ye zarar vermek istemiyorum. Şuradaki şu demir parçayı da alalım. Son bir vidamız. XR'ın biraz daha X'e göre içi daha karışık bence. Face ID'mizi de sökelim. X'ten sonra çıktı XR. Değil mi? Aynı dönemin telefonu değiller. Değiller herhalde. Bu biraz daha makul fiyatla çıktı. Aynı dönem mi çıkmış diyoruz yani?
hatırlayamadım. Şimdi burada yapmak istediğim şu, bu batarya büyük ihtimal çalışmıyor. Zaten çok kötü durumda bakın. Hemen bir batarya takıp denemek istiyorum. Ekranımızı bir takalım. Ekrandaki görüntüyü, durumunu görelim. Gerçekten içi de mi kırık? Çünkü biraz önce sadece logoyu görebildik. Taktım. Evet. Startlayalım. Açılacak mı? Bu arada kendiniz evde tamir etmek istiyorsanız kullandığımız ekipmanları ekran da dahil, mat da dahil aşağı olur. Koyabiliriz. Yalnız buna takacağımız ekranın linkini koymayacağız. Çünkü buna takacağımız ekran piyasada dolaşan orijinal revize denilen. Çünkü takipçimiz özellikle kendi belirtti. Yani paradan kaçınmadı. En kalitelisini, en orijinalini yapın dedi. O yüzden OLED koyarız link. Link olarak da OLED kırık. Koyarız. Evet, ekran kırık ve şurada görüyorsunuz ekranı. Niye ters yani. Çıktı bu? Flexlerde ekran, mi problem? Yok, ekran kırık, ne olduğu belli değil ki. Evet. Şu an. Birazdan düzelir. Bir de bir şey daha dipnot ekleyeyim. Bize tamir göndermek istiyorsanız kısıtlı sayıda yine tamir alıyoruz. Aşağı açıklama linkine tamir iletişim formu bırakıyoruz. Oradan iletişim kurabilirsiniz bizimle. İletişim formu tamir basmıyor. diye bir şey yazar öyle bir şeyler. Basmıyor. Ben çok şey dedim ya. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Neticede telefonun batarya problemi çözüldü. Açılmaması, elmada kalması bataryadanmış. Evet. Bugün durumlarda elinizde yedek bir batarya varsa ya da yoksa da bir internetten artık sipariş edin ya da bir telefon toptancı tanıdığınız varsa teknik servis. Bir orada deneyin. Ekranımız orijinal ekran, revize, servis çıkması, bir sürü adı var bu ekranın. Ya aslında ya birebir Apple'dan alınan ekranla aynı değildir. Çünkü orada bu ekran yaklaşık 1800-2000 lira o falan. Civarda. Bu da içi sağlam, dışı kırık ekranların cam içine uçaklar. Fabrikaya gidip tekrar üstüne cam basılarak elde edilen ekranlardan. Zannetmeyin normal bir telefoncuda yapılıyor bu. Yok. Elle yapılan bir şey değil arkadaşlar. Elle yapılan camlar bu kadar randımanlı olmayabilir. O da var, biz almıyoruz onunla. Bunlar tamamen fabrikalarda steril ortamda. Toz, duman, hiçbir şeyin olmadığı bir bölümde yapılıyor ve robotlarla yapılıyor. Normal ekran basar gibi aslında. Yani bu ekranı Apple'a sorsalar Apple belki orijinal olduğunu söylemez. Arkadaş buralarda şifrelerini falan göstermememi istedi. Bakın hemen taktım. İlk yapacağım şey şu, tuşlar bırakmıyor parmağımı. Eğer herhangi bir sorun olmuş olsa bırakırdı. Arkadaşın adı neydi ya? Kemal. Kemal arkadaşa selamlar buradan. Bakalım parlaklığına. Pardon. Gayet iyi. Evet, orijinal neticede yani güzel olsun. Üst camı kırık sadece. Herhangi bir basmayan yeri yok. Parmağımı bırakmıyor. Zaten arıza olmuş olsa bırakırdı. Burada kamerada yanlış görünebilir. Bu bir çizik değil. Üstünde şöyle jelatin göstereyim. Var. Jelatin büyük ihtimal paketleme sırasında şöyle bıraktım. Çizilmiş. Aynen. Olur. Taşıma olabilir. Sırasında. Yani o kırık gibi görünüyor ama bir değil. Şey ekran sağlam bakın. Onlar olabiliyor ufak tefek. Belki ben bile çizmiş olabilirim. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Bir kameramıza bakalım. Kamera ne durumda? Kamera da çalışıyor gayet iyi. Bunun sadece şu kamera camını değiştireceğiz dışına. Arkadaşlar eğer elinizde böyle kamera camı kırık bir telefon varsa benden size tavsiye, kamera camı kırıkken kullanmayın. Uzun süre kullanmayın. Bir an önce değiştirin. Çünkü o zamanla kamerayı bozuyor. Şu an bozuk olmayabilir ama ileride bir gün bozulacaktır muhakkak. Kamera içine toz alıyor, bir şeyler alıyor, bozuluyor. Şimdi burada yapmamız gereken bunu kenara aldım. Orijinal ekranımız da burada. Bu da takacağımız ekran. Apple'larda ekran satın aldığınızda üstünde bu görmüş olduğunuz ekipmanlar gelmeyecektir. Bunlar telefonun iç dinamiklerine ait ekipmanlar. Face ID varsa Face ID, iç kulaklık, yukarıdaki mikrofon, ön kamera gibi şarj bordu vesaire varsa. Aslında bazı modellerde ekranda takılı olabiliyor ama bunda değil. Kasada kaldı. Ve ara soğutucu ne diyoruz biz ona? Ara soğutucu demir. Ara soğutucu demir. Bunları böyle aktarmanız gerekiyor. O kadar iyi bir darbe almış ki kasadaki şey buraya geçmiş. Evet. Onu sökelim. Tabii Face ID bunda kasada kaldı şu an. Face ID hem kasada bir hem bölümü de burada. Burada. Aslında o birkaç parçadan senkronize oluşuyor. Çalışıyor. Zaten şuradan darbe alınca sorun olmuş. Şimdi bunu buraya bıraktım. Yukarıdan Face kötü ID. Darbe almış. Sanki böyle hani cebinden düşmüş ama bence cebinden birkaç kere düşmüş olabilir. Tabii birkaç kez kırılmış olabilir. Ya bazen şöyle de oluyor. Ufak bir kırık oluyor ekranda. Hepimiz hemen değiştirmiyoruz ekranları. Ya nasılsa ufak böyle kullanılıyor diye kullanıyor. Ya da ekranda değil de camda sadece bir çatlak varsa. Ya camda işte. Sonra ileride işte böyle. Burayı çok iyi izleyin arkadaşlar. Bu çöp zannedersiniz. Öbür ekranda gelmeyecektir bu. Koruyucu demiri çıkarmanız gerekiyor buradan. Aynı şekilde yeni ekranı bunu monte edeceksiniz. Şimdi bu vidalarımızı dikkatlice alalım. Nasıl Xiaomi Mi Jia? Gayet iyi değil mi? Ben seviyorum. Manuel olanı. Yani ben zaten biliyorum. Hep manuel tornavida kullanıyorum. Memnunsun. Önerirsin yani. Tabii ki de.
Ya, fiyatına göre alınabilecek en üst düzey turnemde. Aslında ben daha çok böyle bit, yani bit dediğim şu uçları kastediyorum. Bit değişen tornavidaları pek sevmiyorum ama kullanıyorum. Şimdi ne arıyordum? Burada yapmamız gereken şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu flex üstten geliyor, şu altta. Bunu buradan kaldırmam lazım ki ara soğutucu demiri yerinden çıkartayım. Kaldırdık. Bu ekran daha önceden değişmiş. Orijinal değil. Ya da bakalım diyor. Serisi de var ama belki ben yanılıyorum. Bunu da çıkardım. Şimdi. Yok. Değil. Tamam, kodu doğru. Bununla başka bir işim kalmadı. Her şeyini aldım. Burada unutmamanız gereken bu flex altta kalmaması gerekiyor. Şöyle yapacağım. Yine aynı şekilde. İlk önce şu aradaki jelatini malzemeyi çıkarmam lazım. Denedik. Bir sorun yok ekranda. Artık bitti. Varsa da geçmiş olsun. Bunu buradan geçirdim. Biraz önceki gibi. Bunu güzelce yerine, çok zorlamayın arkadaşlar. Zaten o yerine oturacaktır. Hani zorlarsanız yeri orası değildir. Zarar verebilirsiniz. Şimdi hemen bunu takalım. Vidaları söktüğüm sıraya göre geri takıyorum ben. Yani hangi vidayı nereden söktüysem oraya takıyorum. Ya çok bu önemli mi? Önemli. Apple'da özellikle vida sıralaması çok önemli. Ya. Hiç bilmeyen arkadaşlar bu sıralamaya dikkat etsin. Olmadı Google'da yazın screw pad diye. Aratın vidaları, o hizaya göre sökün takın. Ya bu yandaki vidaların hepsi aynı boyut. O çok problem olmaz da. İçeridekiler mesela özellikle iPhone 6, 6S'lerin mesela üst ekran demir koruyucusundaki vidaların 4 tane vida vardır. Biri upuzun olur, diğerleri kısa olur. İşte orası çok tehlikeli arkadaşlar. Yanlışlıkla eğer kısa olan yere uzunu takarsanız olay biter. Vidaların kaymaması şuralardan çok güzel. Yani ama pad'le dikkat etmeniz gerek. Şu yabancı madde pek değirmeyin. Kesilir bu. Ya. Tabi bunları oraya yerleştirebilir. Yerleştirebilirsin. Ben niye yerleştirmedim? Sen ezbere biliyorsun. Ben şimdi normalde bunları da yerleştirmezdim zaten de. Bir de açık unutmayın elinizde eğirecekseniz. Gerçi o kadar ele zarar vermeyecek bir madde de. Sıcak oluyor. Ben bir 100 dereceye getirdim bir kere. Yani 100 derece arkadaşlar. Şimdi şuradaki bantı çıkardım. Onu yerine denk getirdim. Tamam. Üstü de çıkaralım. Gayet iyi oldu. Burada Face ID algılama ve iç kulaklığımız var. Yakınlık sensörümüz var. Burada yine vida sıralamamızı unutmayalım. Şimdi burada şu kalıntıları temizlemem gerekiyor. Neden? Çünkü canımız temizlemek istiyor. Yani bant iyi yapışması gerekiyor. Daha orijinal ve çift taraflı, arkasına batarya bant yapıştıracağız çünkü. Evet. Neyle temizliyorum? Sellozik tiner. Bu arada sellozik tineri her yere de sürmeyin tabii. Tabii çok dikkat edin. Arkadaşlar uyaralım baştan. Videolarımın açıklama bölümünde bu yazar da. Bu gibi kimyasalları ya da tornavidaları, sıcak hava makinesi gibi şeyleri. En basitinden kendi telefonunuzu tamir ederken bile çok dikkat edin. Çok profesyonel değilseniz başkalarının telefonlarını tamir etmeye kalkmayın. A few moments later. Şimdi güzelce temizledim abi ben burayı. Tamamdır. Bizim bantımızın üstünde kendi orijinal yapışkanları var zaten. Şimdi bunu ben yapıştırırken bataryayı şöyle düşünüyorum her zaman. İlk önce elektriğe veriyorum. Yani soketini takıyorum, özür dilerim. Yerine tuttum. Bataryamızı geri çıkaralım. Şimdi ekranı verir misin? Her zaman denemek gerekiyor. Son monte aşamasına geçmeden önce de Semi test edecek ekranı vidaları takmadan. Tamam, şimdi bir sorun yok. Cihazı toplamaya devam ediyoruz. Face ID takıyorum ilk önce. Çünkü bunun flexi biraz daha uzun olduğu için kabiliyet mi diyelim. Tansiyonla oynaması daha rahat oluyor. Şimdi mesela şurada şöyle bir durum var. Bu metal plakayı buradan sökmüştüm. Ve onun ucu normal yıldızdı. Onu da taktım. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Ya ekran flexini yerine oturtup devam edeceğiz. Öyle yapalım. Zarar vermeden ekran flexini de oturtalım. Şu batarya bantını da unutmadan kaldırayım. Üst koruyucu bantı. Burada elma logosu var ama orijinal mi bilmiyorum. Onun hakkında bir şey demem yanlış olur. Bataryayı da yerine taktım. Aslında ben ilk önce batarya koruyucu demirini takmayı tercih ediyorum.
Burada niye öyle yaptım? İlk önce ekranı taktım. Ki neden biliyor musun abi? Neden? Bataryaya takılıyken ekran flexi takılır mı diyor arkadaşlar şu an. Allah Allah, niye takılmıyor muymuş? O diğer arkadaş hayatında kaç tane telefon tamir etmiş, çok merak ediyorum. Biz de koruyucu bantımızı yapalım. Normalde her cihaza yapmıyoruz ama yapmışlar buna, biz de yapalım yani. Aynen. Yok sanmasınlar. Kamil'in toz koruma bantını Kamil değil lan, Kemal. Kemal mi? Toz koruma bandını yaparken herhalde oraya çekmedik. O bölümde kamerada bir problemler oldu. Açı da değişti zaten. Ben yanlış bir ayarda unutmuşum yine her zamanki gibi kamerayı. Toz koruma bandı yaptık ama takarken çekememişiz. Tamam. Şimdi en son dokunuşu yapalım. Toz ve sıvı koruma bandı diye geçiyor arkadaşlar. Sakın aldatıp tabii suya girmeyin. Artık bu telefon açıldı çünkü. Her ne kadar bant mant yapsan da eski tadı olmayacaktır. Alt vidalarımızı takalım. Bunun alt vidaları da kallafi. Alt vidaları X'den sonra biraz uzun. Öyle kısa vida oldu mu olmuyor. Gayet iyi. Şu koruyucuyu kaldırdığın zaman parlaklığı daha da net belli oluyor. Aynen. Ama neyi unutmadık? Hemen kamera camımızı da yapalım. Kamera camının dışını temizlemem lazım ilk önce. Kamera camı zor bir işlem değil arkadaşlar. Önemli olan şu etrafı iyice temizlemeniz. Çünkü oraya bir yapışkan gelecek. Bir bakalım kamerada bir tozumuz falan var mı? Yok, gayet iyi. Yine de bir kameramızı silelim. Gayet iyi. Şimdi kamera camımız burada. Kamera camında burada bir yapışkan madde var. Bunu da çıkardım. Ne olur ne olmaz. Daha önceden belki jelatini açılmış, müdahale görmüştür düşüncesiyle içini yine de bir sildim. Bunu takmak için oturttunuz. O kadar. 10 numara. Hemen sileyim. Kamera camı da tamam. Hemen şu koruyucumuzu geri üstüne takalım. Arkası biraz silinmesi gerekiyor. Gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel bir iPhone XR oldu. Kamera camı yenilendi, batarya yenilendi, ekran yenilendi. Kemal arkadaşımıza hayırlı olsun. Zannedersem annesine verecekmiş kullanması için. Yan tuşlarda bak, biraz önce basmıyordu. Aynen. Çok yan tuşlarda problemini Semih çözdü. Mesela zil sesine girelim. Aynen 10 numara zil sesi. Şu an sorunsuz. Siz de bize tamir göndermek isterseniz aşağıda açıklama bölümünde tamir linkini iletişim forumunda bulabilirsiniz. Evet. Ya da kendiniz tamir yapmak istiyorsanız Tornavida'dan tamir peti, aynı zamanda ısıtıcı separatör, ekran, kasa, batarya gibi parçalara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Tamiret.net adında bir web sitemiz var. Orada da uygun fiyatlı A kalite malzemeleri bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram adreslerimizi eklemeyi unutmayın. Çeşitli yarışmalar ve hediyeleri oradan duyuruyoruz. İndirimli ikinci el ya da sanal bit pazarı dediğimiz uygulamadan bulduğumuz telefonları da sizle oradan paylaşıyoruz. Uygun fiyatlı dedin ya site. Bazı arkadaşlar bana yazıyor özelden, ya ekran fiyatları pahalı diyor. Arkadaşlar bunlar kalite. Tabii kalite. Daha ucuz da muhakkak edilmiş. Vardır. Bizim hangi videomuzda ekranımızı taktığımızda kötü gördünüz? Biz bu ekranları size gönderirken tamiret.net'ten satın aldığınız zaman test edip yolluyoruz. Düşünün, bunların her birinin bizde anakartı, bataryası, bir takım ekipmanları var. O ekranlar var. Biz onları test edip size evet, öyle gönderiyoruz. Jelatini söktüm daha net görün diye. Geri takayım. Buna bir koruyucu cam yapacağız üstüne yollamadan arkadaşa. Bitti arkadaşlar. İşte değişen malzemeler burada. Böyle. 10 numara 5 yıldız. Teşekkürler, görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay.